Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size nefis bir dizme kebap tarifiyle geldim. Ben köftelerimi önceden hazırlamıştım. Köfteyi nasıl hazırlayacağınıza pek emin olamıyorsanız benim tarifime de bakabilirsiniz. Infobox'a linkini ekliyorum. Veyahut da kendi köfte tarifinize göre uygulayabilirsiniz. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. Başta da dediğim gibi ben köftelerimi hazırlamıştım. Siz kendi köfte tarifinize göre hazırlayabilirsiniz veyahut da infobox'tan benim köfte tarifime bakabilirsiniz. Ayrıca 1 kilo patatesim var. Patateslerimi soydum. 1 kilo domatesim var. 5-6 adet sivri biber, 3 diş sarımsak, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biberi. Patatesleri ince ince dilimlere kesiyorum ve bol yağın içerisinde kızartıyorum. Yemeğimizi sonra fırına vereceğimiz için çok fazla kızartmanıza gerek yok patateslerinizi. Şimdi ben patatesleri çıkartıyorum ve aynı tavada sivri biberlerimi kızartıyorum. Ben içerisine 2-3 adet de kapya biberi ekledim. Hem sunumu güzel olur hem de kapya biberin çok güzel bir tadı var. Yemeğe de değişik bir tat verecek. Ben de bu arada hiç zaman kaybetmeden domateslerimi rendeliyorum. Domateslerin içerisine yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası ekledim. Sıvı yağını ilave ediyorum. Tuz ve baharatları da ekledikten sonra karıştırıyorum. Bu arada sarımsakları unuttum. Sarımsakları da küçük küçük doğruyorum. Şimdi sebzelerimi diziyorum. Bir tane patates alıyorum. Üzerine bir tane köfte, üzerine bir tane sivri biber, kapya biberi böyle değişik sıralayaraktan diziyorum. Evet, yine saat 5'e gelmiş. Sabah oldu artık, gece yarısı da demeyeyim. Kimler benimle bu saatte uyanık, yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Yani Ramazan'dan dolayı bu saatte uyanım. Şayet bu videomu 5-6 ay sonra izleyecek olursanız şaşırmayın. Neyse, en azından artık Aynur abla çok konuşuyorsun diye şikayet eden yok. Tam tersine, ya Aynur abla sabah sabah sohbetlerin çok güzel oluyor, böyle devam et diye yazıyorsunuz. Ama bunu tabii ki bütün videolarımda yapamayacağım. Şimdi sadece Ramazan boyu biraz değişiklik olsun diye sizinle konuşmak istiyorum. Ve yemeğimi şimdi domates dilimleriyle süslüyorum. Siz de bana yorum bölümüne nereden katıldığınızı, kanalımı nasıl bulduğunuzu, videolarımı nasıl bulduğunuzu yazarsanız sevinirim. Yorumlarınızı okuyorum. Şimdi yemeğimi önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında yarım saat kadar pişiriyorum. Hazır yorumlar aklıma gelmişken abonemin bir tanesi hiç üşenmeden her gün bana not yazıyor. Aynur Hanım, kusura bakmayın ama hiçbir yoruma cevap vermiyorsunuz. Ne âlâ, biz burada uğraşalım, siz de keyif yapın. Ay, çok teşekkür ederim ama keyif yapmıyorum. Gördüğün gibi sabahın 4'ünde 5'inde daha hala videolarla uğraşıyorum, yorumlara da cevap veriyorum. Ve kendim de niyetli olduğum için aranızda unuttuklarım oluyorsa artık affınıza sığınıyorum. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.